Merhabalar, Foraner Dominion serisinin yeni bölümündeyiz. İlk maç için Nuş'u aldım. Bugün Wulinlerden gideceğim diye düşünüyorum. Bakacağız. Shaolin oynayabilirim. Maymun Kral. Ona da yeni execution gelmiş. İlginç işte doğrusu. Dünkü yayın kaçırdıysanız tekrarına Twitch'ten bakabilirsiniz. Gayet keyifliydi bence. Şimdi tabii ki de Revenge açtım. Hop. Güzel. Revenge açmadan duramıyoruz iki de. Bilerek yaptığım bir şey değildi. A'ya gidebilirim. A'ya gitsem iyi olabilir hatta. Karşıda iki bot var ama yerine oyuncular gelecektir diye düşünüyorum. Öldürdüğüm bot değildi herhalde. Hop, ölmedik. Peki bunu alabilir miyim sizce? Soru basit aslında. Cevap olumsuz. Alabilirdim belki. Bir tık daha canım olsa alabilirdim. Botların yerine oyuncu gelmiyor mu ya? Gelmesi lazım yani. Şu Centurion'un yerine. Az kalsın alabilirdim. Yani gelir diye düşünüyorum. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Çıkmasalar da öyle değil mi? Bana ne? Ben bu sıralar oyundan bağlantı kopması çok sık olmaya başladı. Hop hop. Dans. Gayet güzel. Kaç Shaolin var bunlarda ya? Teşekkürler. Öleceğim ben burada. Belliydi öleceğim. Karşıda 3 Shaolin var galiba. Güzel, botun yerine oyuncu gelmiş. O yana kaçılmayı öbür taraftan yiyeceğimi düşünmüştüm. O yüzden öldüm. Güzel. Yani Nuş enteresan bir karakter gerçekten. Benim sevdiğim bir karakter açıkçası. Ama hareketleri biraz tuhaf. Alışmak lazım. İyi oynarım bu arada Nuş'a yani. Oynadığım en iyi ikinci Wulin karakteri olabilir. Belki bir bile olabilir. Zan Huylan tartışılır yani. Peki. Bu tuzakları iyi kullanmak lazım. Bu da gitti. Güzel. Öldüm. Tek o yere düşürmeyi yapmaz diye düşünmüştüm. Bazen düşüncelerimiz uymuyor, olmuyor. Yapmam gereken tek şey kenara kaçılmak da oysa ki. Neyse, sıkıntı yok. Şu an öndeyiz baya. Nuşa'nın ikinci yeteneği baya etkili bir şey ya. Bir vuruyor ama sürekli üzerinde kalırsa düşman hiç farkına varmadan ölüp gidiyorlar yani.
Dördüncü yeteneği zehir gibi bir şey veriyordu galiba tek bir hedefe. Yanlış hatırlamıyorsam. Beni öldüren sendin değil mi? Peki. Yani Nusha'nın zincirleme saldırılarını çok hızlı bir şekilde hafif saldırılarla birleştirmeniz lazım. Böylece rakipler çok fazla karşılık veremiyorlar. Şimdi müthiş bir Nusha taktiği göstereyim mi size? Harika ötesi bir taktik. İşe yarar mı bilmiyorum ama. Dur buraya gelsinler. Bak rakip burada ölecek. Hop duvara vur. Böyle enteresan bir taktik yani. Ama rakipleri oradan çıkarmadığınızdan emin olmanız lazım. Yoksa olmuyor, işlemiyor. Burada bir Shaolin var. Dördüncü yeteneğimi aktif edeceğim. Duvara vur. Hop öldü. Dördüncü yeteneği sürekli böyle hasar veriyor ona. Zehir gibi bir şey veriyor. Şimdi şunu haklayacağız ama. Ha, görmedim ha. Oraya şuraya bakıyordum ben. Adam oradaymış meğersem. Beni sal ya. Centurion'a bırakacağım. Öyle halleder diye düşünüyorum. Şu an ses gelmiyor. Fark ettiyseniz tuhaf bir şey. Güzel. Böylece kazanmış olduk. İkinci maçtayız. Shaolin aldım. Bu sefer Maymun Kral'la oynayacağım. Umarım oynayacağım. Oynayabilirim diye düşünüyorum. Karşıda Kensei Warden, Blackbriar ve Ocelot var. Peki. Hemen B'ye doğru geldim. Güzel. Peki. Anlaşılan sadece kaçınma saldırısı yapıyor. Öldürecek beni büyük ihtimalle de. Evet, öldüm. Belliydi öleceğim de. Belki alırım dedim. Aslında geri çekilseydim daha iyi olabilirdi ya. Değil mi? Niye geri çekemedim? Adam hazır geri çekilmiş. Benim de geri çekilmem lazım. Gaza geldim. Oynuyor musun? Oynuyormuş. Kensei kötü oynuyordu. Sürekli kenara kaçılma saldırısı yapan bir Kensei. Herhangi bir tehdit unsuru değil tabii ki de. Ama Blackbriar'a dikkat etmemiz lazım. Şunları şuradan bir temizleyeyim de. Peki. Güzel. Execution nasıl yaptım ben orada ya? Bizden bir oyuncu çıktı oyundan. Güzel. Bunu da aldık. Orada nasıl hayatta kaldım bilmiyorum. Yani execution nasıl tamamladım bilmiyorum.
Peki. Sal beni. Gidiyorum ben buradan. Ama orada da Warden var ya. Öldürür beni büyük ihtimalle de. Bilmiyorum. Bana saldırmazsa güzel olur. Kendimi buradaki müthiş duvarın, kapının artık neyse, arkasında saklayacağım. Bana vurmaması için. Bizim Warden peki onu öldürebilecek mi? Soru bu. Umarım öldürebilir. Biraz yardıma ihtiyacı var gibime geliyor. Güzel. Ölmeden bunu halletmeyi başarmak güzeldi tabii ki de. Hayatını kurtardığım adamın bana böyle karşılık vermesi ne kadar ilginç, öyle değil mi? Peki. Yine takım arkadaşım yüzünden öldüm bu arada. Black Primal Bug Counter'ını aktif etti. Ben de arada kaynadım yani, ne yapayım? A'ya doğru gideceğim ben. Bunların bölgesini ele geçirelim. Geçirebilirsek tabii ki de. Onlar bizim bölgeyi ele geçiriyorlar. Bizde bot varmış bir tane. Şaşardım zaten. Olmasaydı. Peki. Bunu hakladık. A'ya doğru gidiyorum. A'ya almam lazım. Sonra B'ye gideceğim. Sonra da kendi bölgemizi alırız artık diye düşünüyorum. Yani bot olduğu için sıkıntı durumdayız biraz. Askerlere bak. Güzel. Yani zor olacak botla kazanmak. Bunu beni salması lazım. Kendi bölgeme gideceğim. Can doldurmak için. Canım azdı, o yüzden geri çekildim. Dördüncü seviyemi açsam daha rahat hareket edebiliriz haritada. Işınlanabiliyorum çünkü. Ruhsal seyahat yapabiliyorum. Güzel. Şimdi şuraya gidelim. Fera var orada. Güzel. Enemy rally.
Ah, kalkanımı kırdı ya. Bunu beklemiyordum. Beklemem lazımdı. Blackfriar sonuçta. Kalkanımı kırdı orada. İşimi bitirdi. Alıyordum Warden'ı az kalsın. Warden'ı alıp diğerlerine de saldıracaktım ama maalesef olmadı. Mesela bizdeki bot ne yapıyor şu an? Çok merak ediyorum. Merdiven inip çıkıyor ya. Maalesef bottan kaybedeceğiz yani. Yani bunun da bottan çok bir farkı yokmuş zaten. Yani Ubisoft insanı deli edersin ya. Bu ne şimdi? Yani Nick'i burada adamın. Gelirse şey yaparsınız. Report edeceğim oyunun sonunda. Yani CD hatırlarsanız beni öldürmeye çalıştı. Çıktı oyundan bir de zaten. Harika. Maalesef hüzünlü bir karşılaşmaydı.